Yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir challenge videosu ile karşınızdayım. Ters el makyaj. Ben genellikle değil, sık sık sağ elimi kullanıyorum ama bu sefer de sol elimle makyaj yapacağım. Yani sol elimle daha önce makyaj yaptım mı? Hiç yapmadım. Yani sol elimle hiç yapmadım diyebilirim. İlk defa sizlerle beraber kameranın karşısında deneyeceğim. Bir prova falan da yapmadım. Belki denerim, yaparım diye düşündüm ama yapmadım. Şimdi nasıl olacak bakalım. Sağ elimiz sarımsak, sol elimiz soğan. Bunu kim çıkardı arkadaşlar ya? Biliyor musunuz bunun hikayesini? Genellikle sağını solunu karıştıranlar için çok küçükken öğretilen bir şeydi bize. Size de öğretildi mi bilmiyorum ama sağ el sarımsak, sol el soğan diye. Bunun hikayesini biliyorsanız şu an durdurun. Aşağıya yazın. Çok uzun sağma kısa bir özet geçebilirsiniz. Yani okuduğunuzu özetleyin gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi gerçekten başlamak istiyorum ama gerçekten çok heyecanlıyım. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bu sefer göz makyajımdan başlamak yerine ten makyajımdan başlamak istiyorum. Sanki ten makyajı daha kolay olacak gibi geliyor. Bilmiyorum. Bakalım. Şimdi L'Oreal'in fondötenini sürmek istiyorum. Solda sıkacağım bu tarafa. Şöyle biraz alalım. Çok yoğun sürmeyelim. Şimdi umarım karıştırıp sağ elimle uygulamam. Şöyle biraz alalım. Başladım. Canım sol elim. Bu arada aşağıya sol mu sağ mı siz yazın arkadaşlar. Merak ediyorum. Solaklar mı daha fazla yoksa sağ elim mi? Solaklar mı diyordu ya. Ya burada kendi kendime gülüyorum. Ne güzel. Şu an zorlanmıyorum açıkçası ya. Fondöten kullanmak, yani fondöteni sürmek şu an zor gelmedi bana. Ama hafiften sanki elim ağrıyacakmış gibi geliyor. Bu arada sadece şu an yüzümde nemlendirici var. Nemlendiricimi sürdüm. O şekilde yaptım. Şu an iyi gidiyorum gibi. Bu arada fırçam çok iyi bence. Ben fırçamı çok seviyorum. Güzel onunla uygulama yapabiliyoruz. Siz hiç daha önce ters elinizle makyaj yaptınız mı arkadaşlar ya? Hiç, ama kimsenin aklına gelmez. Hani ben video çekiyorum. Challenge'lara bakıyorum böyle yurt dışı ve Türklerden neler yapılmış, neler olmuş diye. Yani düşünün evde durup dururken. Ay ben dur sol elimle ters elimle şey yapayım, makyaj yapayım diye tabii ki de kimse düşünmemiştir yani. Şu an sağ elime bir alasım geldi ama fırçaya açıkçası arkadaşlar. Yeterli gibi geldi şu an. Bir de şimdi kapatıcımızı uygulayalım. Wet n Wild'ın kapatıcısı. Şöyle yapabiliriz. Tamamdır. Ay saçımdan. Saçımı topladım. Çünkü birazcık daha rahat olmak istedim arkadaşlar. Şuraları birazcık da uygulayalım. Birazcık şuralara. O benim pıt pıt yaptığım, yapamadık bu sefer pıt pıt diye. Aynı fırçayla yapabilirim diye düşünüyorum. Sağ elimle uyguladığım şekilde değil de biraz daha sert uyguluyorum nedense. Haşin kullandım fırçayı. Gözümü de çıkaracağım. Beklediğimden daha iyi gidiyorum gibime geliyor. Bakacağız. Ya önemli olan farı sürmek bence. Bugün eyeliner sürmeyeceğim. Kimse kusura bakmasın, eyeliner yapamayacağım arkadaşlar. Çünkü makyajı berbat etme ihtimalim %100 yani. %100. Asla süremem eyeliner. Genellikle sağ elle bile mesela sürerken sola çekiyor. Ay dur bak. Öpürelim onu diyordum. Vaktim varsa ben böyle yani yavaş yavaş makyaj yapmayı, müzik eşliğinde makyaj yapmayı çok seviyorum. Hem de müzik dinlemeyi de seviyorum. İkisi de birleşince güzel oluyor. Bu şekilde oldu. Bence şu an iyi gidiyorum. Başarılı diye düşünüyorum arkadaşlar. Fondötenimiz ve kapatıcımız tamamdır. Tamam. Şimdi de göz makyajıma geçmek istiyorum. Çok kritik bir yerdeyim gerçekten. Çok heyecanlıyım. Yani farı sürdükten sonra büyük ihtimal ben maskarayı bulaştırırım gibime geliyor. Lütfen bana şans dileyin. Şimdi bir tane The Balm'ın YouTube iç paleti var. Benim içinde çok severek kullandığım tonlar var. Şurada. Renkleri falan efsane güzel. Şimdi burada kahve tonlarını biliyorsunuz ki çok seviyorum. Oralardan bir şeyler uygulamak istiyorum. Bu arada fırçalarımı yıkadım arkadaşlar. Sizlere gösteremedim yıkarken. Çünkü çok yıkamam gereken fırça olduğu için biraz pratik hızlı olsun diye. Yani kamera karşısında değil de hemen tık 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 verdim.
Bir dahakine olmadı sizle beraber yapacağız. Ay yine sağlık ya. Şöyle yapalım. Şuradaki en açık, şurada bir tonumuz var. Onu tüm göz kapağımıza uygulayalım. Çok koyu yapmayalım makyajımızı ki. Şöyle uygulama yapalım tüm göz kapağımıza. Gözlerim ne lan, böyle kısıyorsam ben de bilmiyorum. Psikolojim bozuldu. Ters halde makyaj yapacağız diye. Şuradaki açık kahveyi alalım. Şuradaki açık kahvemizi alalım. Tozunu attıralım şuraya. Şöyle bir uygulama yapalım. Tamamdır. Birazcık daha, bir kere daha geçebilirim ondan. En çok şeyde korkuyorum işte. Maskara sürerken. Onda biraz hile yapıp çok yavaş olabilirim arkadaşlar. Öyle düşünüyorum ama bilmiyorum. Bu elimize geç, ay bu tarafa geçelim. Bak ele taktım kafayı. Sürekli eldeyesim var. Bakın bu tarafa uygulama yaparken kolay oluyor da bu tarafa yaparken bir zorlanıyorum ya. Bu tarafa yaparken elim ağrıyor. Gerçekten inanılmaz. Sevilesi inanılmaz. Güzel. Tamamdır. Sonra bir başka fırçamız ile koyu kahve ışıltılığı alalım. Biraz daha dış köşelere doğru uygulama yapalım. Şuralara doğru. Anis tutacağım fırçayı. Yok ya, bunu yapamayacağım galiba. Az önceki fırça çok iyiydi. Bu biraz daha kesik uçlu. Şöyle olunca yapabilirsin. Hadi. Şu an bayağı zorlandım. Bayağı zorlandım yani. Şimdi bunu iyice dağıtmam gerekiyor. Şuradan başka bir fırça ile dağıtalım. Dağıtma çok zorladı beni. Çekim yaparken telefon çaldı. Genellikle beni aramayın diyorum. Çekimdeyim diyorum ama olmadı gene. Neyse. Şöyle yapalım. Tamamdır. Oldu oldu. Bakayım. Bence oldu. Umarım eşit uygulamışımdır. Şimdi şuradan da L'Oreal'in aydınlatıcılığı gibi tekli farı var. Onu da hemen şuradan bir fırçamız ile alalım. Batıralım. Hemen şuralara uygulayalım. Daha fazla böyle bir ışıltı gelsin şuralarımıza. Bunun ışıltısını bayağı seviyorum. Hatta bazen de aydınlatıcıymış gibi uyguladığımda oluyor arkadaşlar. Gerçekten en korktuğum şey maskara. Hatta bugün gözlerimi dinlendiriyordum ben bayağıdır. Lenslerimi takmamıştım. Bu videodan sonra takarım diye düşündüm. Çünkü lense falan bulaştırırsam kapkara olur lensim. Yani üzüyor. Bu durum en çok güzel çünkü. Şöyle tombik bir fırçası var. Bunda biraz yavaş olacağım arkadaşlar. Bayağı bir korkuyorum şu an. Şimdi de maskara uygularken telefonda yer yok dedi ya. Ay inanamıyorum. Her şey ters gidiyor. Tersten makyaj, her şey ters gidiyor yani, aksilikler. Şu an iyi gidiyorum arkadaşlar. Nefes al. Bir şey soracağım. Ben maskara bakarken şu an nefesimi tuttum resmen. Niye öyle oldu? Bulaştıracağım diye. Ay gözüm sulandı. Tamam. Bakayım. Tamam, bulaştırma yapmamışım. Birazcık yavaş uyguladım. Ne yapabilirim? Gerçekten şu an ne yapabilirim? Bence oldu şu an. Başarılı. Bakayım bulaştırmış mıyım? Yani. Belki bir şey. Bir dökülme gibi olmuş. O kadar. Şimdi bu gözümü uygulayalım. Ay çok heyecanlandım ya. Bayağı heyecanlandım şu an ben. Ay bu tarafı çok zor olacak. Bu arada kaşlarımı da kaldırıyorum. Böyle kaldım. Heyecanlıyım. Tamam. Evet. Maskara yeni uygulama. Evet. Oo, bulaştırdım burnuma. Bunu birazdan sileyim. Hemen birazcık daha uygulama yapayım. Çok az daha. Kaldırsak yeter kirpikleri. Tamamdır. Bence yeter. Şurayı hemen temizleyeyim arkadaşlar ben. Evet, şu an ten makyajımı, göz makyajımı bitirdim. Şimdi devam edelim.
Burada bir paletimiz var arkadaşlar. Birazcık da bunlardan biraz uygulamalar yapalım. H&M'den aldığım şöyle altılı bir paletimiz var. İçindeki şu birazcık koyu ton ile şuradakini karıştırarak hafifçe bir uygulama... Ay Salim'in... Hayır, hayır pardon. Tamam. Hemen geçtim. Hile yapmış oldum çünkü az önce. Hileci olmak istemiyorum. Şöyle. Bir dakika. Nasıl tutuyorduk bunu? Şöyle. Ha. Oluyor. Tamamdır. Dağıttığım gibime geliyor ışıklardan. Sonra tekrar bakın sol elimle alıyorum. Şöyle yapalım. Fazlalığını attık. Tamamdır. Şöyle. Çok tersime geliyor bu taraf ya. İnanılmaz. Böyle. Sabit duramıyoruz. İlla mimik yapıyorum. Alt kirpik diplerime hemen bir uygulama yapayım. Şuradaki açık ve koyu az önceki farı karıştırayım. Bütün tozlar gözüme kaçtı. Tekrardan alt kirpiklerimize çok az bir maskara geçeyim. Aydınlatıcımı sürelim. L'Oreal'in aydınlatıcısını sürelim. Şuradakini alalım. Uygulamamızı yapalım arkadaşlar. Son olarak da rujumuzu sürelim. Maybelline'in 70 numaraları süper matte. Evet, makyajımız bitti arkadaşlar diyordum. Kaşımı doldurmadım. Bir dakika, hemen şuradan kaş kalemimi alayım. L'Oreal'in şuraya kaşlarımı birazcık doldurayım. Bitmedi, durun. Hemen bitiyor. Şöyle çok azıcık. Hemen şuralardan. Çok doldurmuyorum zaten. Hemen şuralardan. Evet arkadaşlar, makyajımın bitmiş hali bu şekilde oldu. Ya bence güzel günlük bir makyaj oldu. Kolay yaptım. Çok zorlanmadım. Sadece biraz farı uygularken bence bir tık zorlandım. Ve şeyi, maskara uygularken bayağı bir zorlandım. Maskara en zoruydu. Onun haricinde güzel olmuş ya. Bence şu an iyi gibi geliyor bana. Bununla dışarı çıkabilir miyim? Bence çıkabilirim. Siz ne diyorsunuz? Bu makyajımla şu an dışarı çıkabilir miyim? Bence çıkabilirim arkadaşlar. Bence başarılı oldum. Siz söyleyin, başarılı oldum mu? Bence başarılı oldum. Umarım siz de videoyu sevmişsinizdir. Bence güzel, eğlenceli bir challenge oldu. Sol elimi kullanarak, yani ters elim ile makyaj yaptım. Bu şekilde bir makyajımız ortaya çıktı. Umarım challenge videolarını seviyorsunuzdur. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hangi tarz challenge videolarını istiyorsanız yorumlarda yazın. Bu arada makyajımla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Artık iyisiyle kötüsüyle söyleyin, hangilerinde başarılı oldum, hangilerinde olamadım. Zil kısmını da açarsanız anında video yüklediğimden haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Sedef Coşkun ve Sedef Öneriyor Instagram hesaplarım var. Oradan da takip ederseniz en güncel bilgileri oradan ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.